Bu hafta konuğumuz Engin Altan Düzyatan ve Sarp Bozkurt. Kendileriyle yeni çıkan filmleri Dünya Varmış'ı konuştuğumuz keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Burası neresi, bana anlatsak mı? Ulaşma oranımız kaç? Yeni medeniyetin mimarı olacak kadimleri saygıyla karşılayın. Biliyorum çok zor inanması ama şu an bu otelde gördüğün insan dışındaki herkes öldü. Benim canıma ihtiyacım var. Çıkmamız lazım. Yakalanmayalım, hadi lütfen. Ben bunların hiçbirinin doğru olduğunu inanmamıştım gece. Engin Bey, Sarp Bey, merhaba, Postlara hoş geldiniz. Yeni filminiz hayırlı uğurlu olsun, bol gişeli olsun. Öncelikle filmle ilgili konuşmak isterim. Bu projede nasıl yer aldınız? Bu proje nasıl ortaya çıktı? Teşekkür ederim. Büyük kontenjanından ben başlayayım. yani yaklaşık bir yıl önce falan, herhalde 8-9 ay oldu değil mi ilk senaryonun bana gelişi? 8-9 ay önce Ali Adnan beni aradı ve hani bir görüşmek istediğini söyledi yönetmenimiz. Oturduk. Hikayenin üzerine konuştuk. Evet. Ondan sonra da senaryo yolladı. Çok Türkiye'de alışılmamış tarzda yazılmış bir işti ve o yüzden de çok ilgimi çekti açıkçası. Ve ondan sonra işin içinde olmak istediğimi söyledim. Ve sonra da yaratım sürecinde beraber vakit geçirebilme şansım oldu. Hem Sarp'la birlikte hem Ali Adnan'la birlikte. Bizim alışık olmadığımız tarzda, işte post apokaliptik özellikler taşıyan ama bir yandan macera ve komedi özellikleri de barındıran bir film. O yüzden bu farklı işin içerisinde olmak istedim ve bir şekilde bu serüvene katıldım. Şu anda da artık vizyon aşamasına kadar geldik. O yüzden heyecanımızın en yüksek olduğu noktadayız. Sarp Bey. Bende de Adnan aradı, böyle böyle bir hikaye var diye. Bunun senaryosunu birlikte yazmak ister misin dedi. Ben de daha önce dizi yazmıştım ama ilk defa bir sinema filmi yazma istiyordum. Bu kadar saçma bir şey kaçıramazdım. Böyle bir şans bir daha elime geçmez diye düşündüm. mutlaka bir yerinde olmalıyım diye yazmaya başladık. Olayın seyri Altan abi okey dedikten sonra değişmeye başladı. Çünkü yani başka bir yere geldi yani haliyle film. Biz de başka türlü bakmaya başladık. Hem Altan abinin söylediği bazı şeyler. Zaten aslında bizim hep cesaret etmek istediğimiz, yani komedi biçiminden bahsediyorum. Ama karşılık bulacak mı bulmayacak mı diye hep ikilemde kaldığımız bir şeydi. Hepimiz aynı sayfadaysak o zaman buradan yürüyebiliriz diye düşündük. Yaratım sürecinde de yani her böyle bir sürü kafa birleşip bir şey çıkması çok hoşuma gitti. Çünkü kafası çok çalışan iki tane muazzam adam bana bir şeyler anlatıyordu. Şöyle şeyler oluyordu mesela. Şimdi bazı hikayenin işleyişlerine ve yani tecrübe olarak benden çok daha hakim oldukları için şimdi şuraya şöyle bir şey yazmamız gerekiyor. Şöyle bir sahne buraya gerekiyor. Sarp şöyle bir şey düşünüyorum. Tamam diyorum. Onun yanından ayrılıyorum. Bana 15 dakika verin diyorum. Gidiyorum, sonra onlara getiriyorum gibi bir süreçti. Çok keyifliydi yani. Şimdi bunları düşündükçe bile ne kadar keyifli olduğunu tekrar hatırladım. Sarp çok zeki bir adam. Ve gerçekten bir şey söylediğimiz zaman, ya yani buraya böyle bir şey lazım dediğimiz zaman o gözünde onu görüyorsun onun, ama tabii ki hani muhabbetten kopmak istemiyor. Çünkü orada güzel bir muhabbet dönüyor. Abi ben o zaman bir saat gideyim falan. Ama çok gülmeyin, tamam mı falan. Tamam peki Sarp. Sarp git, sen hiç eğlenmeyeceksin Sarp sen yokken falan. Sarp gidip bir şey yaratıyor ve çok çabuk yaratıp çok çabuk adapte olabiliyordu. O da tabii ki yaratım sürecinde çok etkiliydi. Sahnelerde de öyle. Yani ben bir yerde serbest çağrışıma geçtiğim zaman sahnede oynarken çok çabuk adapte olup o da yeni bir şey ekliyor. Bu sefer sahneler de çığırından çıkmaya başladı. Yani sahnelerde de bu yaratıcılık devam etti. O yüzden senaryo aşamasından öte çekerken de hikaye gelişmeye devam etti bir şekilde. Peki canlandırdığınız karakterlerden bahsetmek isterim. Nasıl bağ kurdunuz canlandırdığınız karakterlerle? Ben bir taksi şoförünü oynuyorum. Evet. Ben çok uzun yıllar İstanbul'da taksi kullandım. O yüzden
taksici hikayelerine çok alışığım ve çok çok yaşadım çünkü bu hikayeleri. Evet. Bu da aslında benim daha önce hayatta gördüğüm türde bir taksi şoförüydü. Böyle biraz bazı taksiler, taksi şoförleri vardır. Gerçekten böyle hayata bir bakış açıları vardır ve böyle filozof gibi adamlardır. Böyle sana bir şey söylerler, o taksiye inersin ve iki gün adamın söylediğini düşünürsün. Wow, adam ne büyük bir hayat dersi verdi bana diye. Gerçekten Nuh da öyle bir taksi şoförü. Biraz hayata farklı bir bakış açısı olan bir adam ve bu adam bir şekilde taksisine binen bir kadının eline verdiği bir cihazla, hiç hayatında görmediği bir cihazla bir anda beni buraya götür diyor ve bu cihazın ne olduğunu anlamaya çalışırken kadını istediği yere bırakıyor ve o anda taksisini çaldırıyor. Bir anda kendini bir Ark Otel diye işte dünyanın sonunun geldiğinde insanların orada güvende olabilecekleri bir otelin içerisinde kahverengi kıyafetlerle birilerine hizmet etmek üzere buluyor ve bu düzene de isyan ediyor. Diyor ki madem dünyanın sonu geldi kardeşim düzen değişsin en azından. Hala aynı düzen devam etmesin, kimse kimseye hizmet etmesin, ben bu işe karşı çıkarım deyip bir isyan başlatıyor. Ve bu isyanın devamında da olaylar gelişmeye başlıyor ve çok bambaşka bir hal alıyor hikaye içeride. Peki canlandırdığınız karakterde yazılanın dışında kendinizden bir şeyler eklediniz mi? Şok. Hani her sahnede bir şey ekledik neredeyse. Çünkü bu işte gerçekten oynadığınız oyuncularla alakalı bir şey. Evet. Eğer karşınızdaki oyuncuların komedi matematikleri yüksekse evet. ve sizin verdiğiniz herhangi bir şeye tepki verebilecek oyuncular varsa, ki Sarp o tarz bir oyuncu, ya da Sarp'tan bir şey geliyordu bana, doğal olarak ben de ona bir şey eklemek zorunda evet. kalıyordum. Yani senaryo sahnedeyken de, sahneleri çekerken de gelişti. Orada söylediğimiz bir şey bambaşka bir şey yarattı. Bak bunu öbür sahnede mi taşısak oldu? Ve doğal olarak senaryo gelişmeye sürekli devam etti. Bizden katılan çok şey var. Yani senaryoyu böyle bazı programlar oluyor ya, senaryo yandan akar orada oyuncudan. Yani öyle bir şey olsa bizim senaryodan çok bağımsız birçok oynadığımız yer var. Peki Sarp Bey, siz ne eklemek istersiniz? Kendi karakterinizi nasıl yarattınız? Çok, çok güzel bir soru. Kendi karakterimi yarattım şimdi fark ettim. Doğru. Mesela şunu merak ediyorum. Kendinizi de yazıyorsunuz ya, hani nasıl kendinizden bir şeyler ekliyor musunuz? Nasıl yaratıyorsunuz kendi karakterinizi? Kendimi yazarken daha rahat hissediyorum. Çünkü mesela bir şey yazıyorum ama okuyanlar onu anlasın diye yazıyorum aslında. Ben bu cümleyi kurmayacağım mesela, onu biliyorum. Ben bunu böyle kurmayacağım mesela. Kesin ben burada başka bir şey söylerim diyorum. Ama yazıyorum. İnsan, okuyan insanlar anlasın diye öyle yazıyorum mesela. Kendime yazmak daha kolay. Ama mesela Altan abiyi de çok, yani bir yıl önceden zaten hani tanıştığımız için hani evet. bu çok avantajlı bir şey yani. Tanıdığım birine bir şey yazma fikri çok avantajlı bir şey. Karakteri yazarken aslında Nuh'a içeride yaşadığı garip şeylerde arkadaşlık edebileceği ve ona bazen saflığı veya doğruluğu fark etmeden açıklayabilecek bir karakter yaratmak da aslında bir yanında bu garip yolculukta Nuh'un yanında bir arkadaş yaratmaktı yani. Evet. Söyleyebildiğimiz kadarıyla böyle söyleyebilirim. Evet, filmin bir sürprizi var. Onu söyleyemiyoruz. O sürprizi söyleyemediğimiz için de böyle kıvranıp duruyoruz. Yani. Gerçekten sürekli kıvranıyoruz. Bir şey söyleyemiyoruz. Yani. Hep etrafından dolanıyoruz hikayelerini, asla anlatamıyoruz. O yüzden de izlemek gerekiyor gerçekten. Anlatması zor bir hikaye. Böyle filmlerin setleri çok eğlenceli geçiyor. Setler nasıl geçti? Birlikte çalışmak nasıldı? Geldi olsun. Tüm ekip olarak. Neler yaşadınız? Böyle anlatabileceğiniz komik bir an. Bu hikayenin şöyle bir şey var gerçekten. Komedi öyle bir şeydir ki gülersiniz ama sonra size sorulduğunda neye güldünüz hatırlamazsınız. Ya yani biz de mesela çok güldük sette ama spesifik evet. olarak örnek verir misin? Neye güldün? Nerede çok eğlendik biz? Hangi hikaye? Öyle bir şey değil. Çünkü o anda gerçekten yapılan bir espriye gülüyorsun. Evet. Yapılan bir şeyle eğleniyorsun. Ama yani ben şeye çok eğlendim diyebilirim. Bir havuza girme sahnem vardı. Havuza girme evet. sahnemde. Bu Adana'da gençler kendilerini bu nehre atıyorlar evet. ve öyle eğlendikleri, karşılıklı birbirine video gönderdikleri sahneler var. Ben ondan esinlenerek bir şey oynamaya başladım. Ve öyle olunca bir anda set böyle buna çok gülmeye başladı. Bakın gerçekten bunu yapacağım dedim ve bir anda o mesela keyifli bir hikayeydi. Bak bulduk. Evet, evet, evet. Şimdi anlatacağız bundan sonra.
Ve o mesela gerçekten çok keyifli oldu. Çünkü gerçekten çok viral olmuş bir videoydu. Ve hani bunu orada ben kullanmak istedim. Bir de tabii ben yapınca da bir komik oluyor. Yani şimdi kimse benden böyle bir şey beklemiyor çünkü anda yapacağımı. Ve böyle birçok farklı an vardı aslında eğlendiğimiz. Peki komedi filminde oynamak zor mu? Zor, çok gülüyorsun. Konsantre olması zor yani. Sürekli gülecek bir şeyler buluyorsun yani. Komedi sanılanın aksine oyunculuk olarak daha zor bir oyunculuktur. Çünkü komedinin belli bir matematiği vardır. Evet. Ve o matematiği tutturmazsan komik olamazsın. Ve komedinin kendi içinde gerçekten zamanlaması çok önemlidir. Karşınızdaki aktörle o zamanlamayı tutturabilmek çok önemlidir. O yüzden komedi her zaman daha kolay oynanan bir tür gibi düşünülür ama aslında komedi öyle kolay oynanacak bir tür değildir. Komedi gerçekten kendi içinde çok ciddi zorluklar evet. barındıran, o dinamiği doğru tutturmanız gereken, o dinamikler arasındaki geçişi ve zamanlamayı çok doğru yapmanız gereken, oyuncuların kendilerini duruma adapte etmeleri gereken bir türdür. Ve eğer bu matematiğe sahip olmayan oyuncularla komedi çekmeye kalkarsanız bir işkenceye dönebilir orası. Bizde öyle bir şey yoktu. Herkesin komedi matematiği çok gelişmişti. Ve o yüzden de o zamanlamalar çok doğru işliyordu. Yani çünkü komedide verdiğiniz esin uzunluğu bile önemlidir. O esi biraz uzun verirseniz artık komik olmaz. O esi kısa verirseniz yine komik olmaz. Ama o es o kadar doğru bir zamanda olmalı ki, evet. o kadar doğru bir es vermelisin ki komik olsun. Ya da bir küçücük bir bakış bütün hikayeyi değiştirebilir gerçekten. Ve bunlar hep zeka gerektirir. O yüzden komedi oynamak aslında hiç dışarıdan göründüğü gibi kolay değildir. Zevklidir ama o matematiği bilen oyuncularla oynandığı zaman zevklidir. Sağ ol canım. Teşekkür ederim abi. Çok doğaçlama yaptınız mı? Yaptık. Ya sadece yeteri kadar. Sadece doğaçlama da değil. Yani ya mesela şöyle bir sahne var. Tuvalete giriliyor ve evet. eller. Ya tuvaletinde hani tuvalet yapılır genelde. Sonra çıkarken eller yıkanır ve çıkılır. neden tuvalete girmeden önce yapmıyoruz ki bunu gibi aramızda konuşmuştuk öncesinde. Ve sonra bunu bir sahne olarak yazdık. Yani sadece sahne üstünde yapılan doğaçlama değil de gerçekten kendi aramızdaki şeyler resmen sahneye dönüştü. Sahneye dönüştü. Dışarıdaki espriler sahneye yansıdı. Yani doğaçlamadan öte bir şey. Evet, o başka yani. Bir şey. Yani. Daha başka bir boyut gerçekten. Yani sanki kurduğumuz dünya yeterince saçma değilmiş gibi bir de. Kendi daha hayallerimiz da evet daha da saçma. Bir ara Altan abi Adnan'a şey diyordu. Adnan ne yaptığımızı bilmiyorum. Umarım bir fikrin vardır senin ne yaptığımıza dair. Evet, gerçekten öyleydi. Bir ara ipin ucunu kaçırdım çünkü. Yani. O kadar eğlenmeye başladık yani biz ne çekiyoruz abi? Hani bu bir şey olacak mı? Evet evet. Sonunda bir şey çıkacak mı? Bunun yoksa çok güldük, çok eğlendik, dağılabiliriz mi diyeceğiz yani. Peki sizi en çok zorlayan sahne hangisiydi? Yoktu aslında öyle bir sahne. Yani çok zorlandığım, çok nasıl olacak dediğimiz bir sahne benim kendi adıma yoktu. Sarp'ın belki vardır ama. Ya bir su deposunun içine girmem gerekiyordu. Tam oraya girmeden önce, yani daha önce çekilecek mekanlara falan da bakarken o su deposunu temizlenmemiş halini görmüştüm. Titiz adam, canı sıkıldı. Bir şey diyeceğim, titiz olmayan bir insan da oraya girmekte kıllanırdı evet. yani. Ya böyle evet. yılanlar oyun oynuyordu falan böyle. Böyle garip bir yerdi yani. Oraya girmeden önce bir tedirgin olduğumu hatırlıyorum. Ben tedirgin olmayayım diye de iki kişi de benimle gelmişti mesela. Hani öleceksem yalnız öleyim diye. Yılanlar önce bizi soksun. Evet, aynen. Her bir filmin vermek istediği bir mesaj vardır izleyicilere. Komedi filmlerinde buna daha çok rastlıyoruz. Filmin vermek istediği en önemli mesaj nedir diye sorsam ne cevap verirsiniz? Hadi bakalım şimdi. Spoiler vermeden mesajı da. Dön dolaş etrafında yine. Kıvır. İlk önce sen kıvır, sonra kıvırayım ben. Dünya varsa da ne kadar var olacağını bilmiyoruz. Evet. O yüzden şu anın ne kadar değerli olduğunu farkına varıp buna göre yaşamamız gerekiyor.
Evet, aslında en önemli ders bu olabilir buradan çıkarabileceğimiz. Yani hepimiz yarın öbür günümüz varmış gibi düşünmeden yaşıyoruz. Ve özellikle büyük şehirde yaşayan insanlar çok büyük bir keşmekeşin içerisinde ve bir koşturmanın içerisinde hayatlarını geçiriyorlar ama hepimiz bir gün öleceğiz ve bir gün dünyanın sonu gelecek. Bunu belki biz görmeyeceğiz, belki göreceğiz. Buna dair de bir fikrimiz yok. Her gün oh be dünya varmış diyecek bir şey bulmamız lazım kendimize. Ve eğer bu duyguyu uyandırabilirsek seyircide ne mutlu bize. Peki Dünya Varmış filminin izleyicilerine neler söylemek istersiniz son olarak? Sonunu kimseye söylemeyin. Kesinlikle. Arkadaşlarınızı lütfen sonunu anlatmayın. Çok teşekkür ederim keyifli röportaj için. Çok teşekkür ederim. Merci. Teşekkürler.